Arkadaşlar merhaba. 7 Ağustos Pazartesi ABD Finger Lakes'te 9 koşuluk bir program var. 20.15'te başlıyor. Birinci haftadan yani ilk aya bir maiden satış koşusuyla 3 kar İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşu 9-11.000 bandında bir maiden satış koşusu $16.000 toplam yüklenmesi var koşunun. Grup koşulardan bu koşuya gelen Lyrical Kevin Navarro ile ilk önereceğimizin bu maiden satış kursunda. Daha sonra 5 numaralı Triton Creed Luis Perez de o da 32.000'lik maiden koştan bu maiden satış kursuna geliyor. 8 numaralı Pot of Gold Ray Luguiterez ile ve 1 numaralı Peanut Butter Toast Jeremias Flores ile son startında bir ikinciliği var 1100 kumda. Bir de bütçeniz müsaitse 4 numaralı Kali Balıt. Son 2 startında, son 3 startında 2 ikinciliği, bir üçüncülüğü var. 1200-1670 kum pistlerde. İkinci koşu satış koşusu. 3 karı dişi İngilizlere mahsus. 1200 kumda start alacak. Burada 2 isim öne çıkıyor. 9000-11000 bandında bir satış koşusu. $17.600 toplam yüklenmesi var koşunun. Our Little Tiger Kevin Navarro ile bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Rakibi de Going Going Gun olur. Going Going Gun'ı bir önceki startında Our Little Tiger geçmiş. 1200'ü daha doğrusu Our Little Tiger'ın kazandığı 1200 koşu 1.12.49'la yarım boy farkla kazanmış Our Little Tiger. Bu koşuyu gene Going Going Gun'ın önünde kazanır gibi geliyor. Üçüncü koşu, üç karı dişi İngilizlere mahsus bir maiden koşu. Koşuya bakalım. 32.000'lik toplam ikramiyeli bir maiden koşu. Burada da üç isme yer vereceğiz. İki numaralı Shop Deristis Ray Luguiterez de start alacak. Son startında bir ikinciliği var 1670 kumda. Bir numaralı Going Home Now Luis Perez de start alacak. Çok Derizdiz'in ikinci olduğu koşuda son startında dördüncülüğü var. Ondan önce 1700 kumda boyun farkıyla bir ikinciliği var. Bir de 3 numaralı Sweet DeSantis yazılabilir bu grupta. Dördüncü koşu ikinci altı yani ilk aya 21.42'de start alacak. 3 kar İngilizlere mahsus 1670 kumda. Koşu $5.000'lık bir satış koşusu. 6 numaralı 8 Weeks Long'la başlayacağız. Gabriel Joy ile start alıyor. Son startında bir ikinciliği var 1670 kumda 5000'lik maiden satış kursunda. Maiden değil düzeltiyorum satış kursunda. 9 numaralı Trisa Teum Christian Navarro ile start alacak. O da 8 Weeks Long'un ikinci olduğu boşta son startında üçüncü oluyor. Ondan önce bir ikinciliği var 1670 kumda. 2 numaralı Bijeminisli Emmanuel de Diego ile start alacak. Son startında 1670 tapetede üçüncülüğü var. 3 numaralı Robin Sempire, Jacqueline Davis ile son 3 startında 1200 kumda maiden satış kursunu 1.15.13'te 1670'te de 5000'lik satış kursunu 1.49.63'te kazanmış bir isim. Eğer bütçeniz müsaitse 8 numaralı Take the Edge eklenebilir. Önceki startında durum farkıyla 1200 kumda bir ikinciliği var. 5. koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1200 kumda bir maiden koşu. $2.100 toplam ikramiyeli bir maiden koşu. 8 numaralı Room Pressure Jeremias Flores ile start alacak. Eşdeğer 2 koşuda son 2 startında bir ikinciliği son startında favori olduğu koşuda üçüncülüğü var. 10 numaralı Got the Connect Joy Cruz ile start alıyor. Önceki startında bir ikinciliği var eşdeğer bir koşuda. Bir de 6 numaralı God Bless America Emmanuel de Diego ile son 3 startında 3 tane ikinciliği var. Bugün şeytanın bacağını kırmak isteyecektir. 1100-1200-1670 metre bu koşuları. 6. koşu satış koşusu. 3 kar İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Burası biraz karışık bir ayak. Koşu $5.000'lık bir satış koşusu. 5 numaralı Preferred Outcome Luis Saez'de start alıyor. Son 6 startında 2 ikincilik, 1 üçüncülük, 2 dördüncülük bir de önceki startını kazanmış 1100 metre kumpiste 1.07.34 ile.
6 numaralı Special Story son startını yaklaşık 8 boy farkla kazanmış. 1100 kumda 1.06.03 derecesi. 9 numaralı Beachside K1 Kua ile start alıyor. Son startını yarım boy farkla 1200 kumda 1.12.76 ile kazanıyor. Daha sonra 1 numaralı Anything Possible. Önceki startında boyun farkıyla bir üçüncülüğü var. Harrison Knowles'la ekülü olan bir isim. Bir de 7 numaralı Doktor Lloyd. Önceki startına 1200 kumda 1.13.52 ile kazanıyor. Son startında da boyun farkıyla bir ikinciliği var. Burada 8 numaralı Double Vision Rafael Joana ile son startını kazanan bir isim. 1100 kumda 1.06.42 ve 2 numaralı Smooth Tails de ilave edilebilir. Emmanuel de Diego ile start alacak olan. 7. koşu Maiden koşu 1700 kumda 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. 10 numaralı Uncle Taco büyük bir ihtimalle bugün favori çıkacaktır. Koşuya bakalım. 32.100'lük bir maiden koşu. 10 numaralı Uncle Taco. Son iki startında eşdeğer koşularda bir ikinciliği bir de üçüncülüğü var. Tiznow yavrusu John Davila Jr. ile start alıyor. 7 numaralı Jackson Bay. Emmanuel de Diego ile koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Son olarak da 3 numaralı Pentangeli Joel Cruz'la son 4 startı, daha doğrusu kariyerin 4 startının tamamında ikinci olmuş bir isim. Bu maiden koşuda öne çıkan isimler. 8. koşu 3 kare İngilizlere mahsus 1100 kumda şartlı koşu. Burada da 8 numaralı Warrior Nation bu koşuyu kazanması lazım. 25.800'lük bir şartlı koşu. 8 numaralı Warrior Nation. 1100 metre kum pistteki son startında 5 Haziran'da 1.05.87 ile 14 boy farkla kazandığı bir maiden koşu var. Favori olduğu koşu. Bugün bu koşuyu da kazanmasını bekliyorum. Union Rocks yavrusu 8 numaralı Warrior Nation. Geldik son ayağa. 9. koşu. Çukar İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak bir satış koşusu. Koşu. 5000'lik satış koşusu. 5 numaralı Easy Shot. Luis Perez de şans verdiğim ilk isim. Son startında 5000'lik satış koşusunda 1670 kumda bir boydan az bir farkla ikinciliği var. 2 numaralı Who is Jared? Emmanuel de Diego ile start alır. O da son startında yarım boy farkla bir ikinciliği var. 1100 kumda. 5000'lik satış kursunda. 12 numaralı Boeing Snowman Quiz Jarrett'in ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. Ondan önce yine bir üçüncülüğü, ondan önce de iki tane ikincilikleri var. 1100-1200 kumda. 7 numaralı Mandatory Payout Joel Cruz'da start alacak bir isim. Bir de 3 numaralı Lover's Leap Christian Navarro'yla koşuda şans verdiğim isimler. 6 numaralı yine In Aleni Abla Rights yazılabilir. Bu ayakta John Davila ile start alacak olan. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşuda şunu 4 çıkmış. İlk koşuda 7 numaralı Buck Miracle, 5 numaralı Triton's Creed, 8 numaralı Pot of Gold, 1 numaralı Peanut Butter Toast ve 4 numaralı Kali Balat. İkinci koşuda 1 numaralı All Little Tiger koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Üçüncü koşuda 4 numaralı Sharp There It Is, 1 numaralı Going Home Now ve 3 numaralı Sweet DeSantis yeterli gibi. Dördüncü koşu ikinci altılı gayen. İlk ayağı 6 numaralı 8 Weeks Long, 9 numaralı Trisatum, 2 numaralı Bijemine Slew, 3 numaralı Robin Semper ve 8 numaralı Take the Edge önerdiğim isimler arasında. 5. koşu 8 numaralı Room Pressure, 10 numaralı Gotta Connect ve 6 numaralı God Bless America. 6. koşu 5 numaralı Preferred Outcome, 6 numaralı Special Story, 9 numaralı Beachside, 1 numaralı Anything Possible, 11 ile Ecury, 7 numaralı Dr. Lloyd ve 8 numaralı Double Vision şans verdiğim isimler arasında. 7. koşu 10 numaralı Uncle Taco,
7 numaralı Jackson Bay ve 3 numaralı Pentangeli. 8. koşuda 8 numaralı Warrior Nation tek olur gibi gözüküyor. Son koşuda da 5 numaralı Hizzy Shot, 2 numaralı Wiz Jarrett, 12 numaralı Bowling Snowman, 7 numaralı Mandatory Payout, 3 numaralı Lovers Leap ve 6 numaralı Inalienable Rights önerdiğim isimler arasında. Hepinize mutlu bir pazartesi diliyorum. Hepinize bol şanslar.